Mutfağım'dan herkese selamlar. Kanalıma Mutfağım'a yeniden hoş geldiniz. Bugün sizlere meşhur Kayseri yağlamasının tarifini hazırladım. Tek başına ana yemek olan bu eşsiz lezzetin hemen tarifine geçelim. İlk etapta lavaşlarını yapmakla işe başlıyoruz. Bunun için dolu dolu bir yemek kaşığı toz şeker ihtiyacımız var. 1,5 tatlı kaşığı kurumaya kullanıyoruz. Dilerseniz yarımdan biraz daha az yaşmaya da kullanabilirsiniz bir buçuk tatlı kaşığı yeterli oluyor çok puf puf olması gerek olmaması gerekiyor çünkü lavaşların 200 milim bardak ölçüsüyle 2 su bardağı da suya ihtiyacımız var Suyumuzu da ılık kullanıyoruz mutlaka kabımın içerisine saymış olduğum malzemeleri topluyorum çatal yardımıyla şeker ve mayayı eritene kadar karıştırıyorum. Yavaş yavaş daha sonrasında un ilavesi yapıyorum. Biraz un ilave ettikten sonra bir tatlı kaşığı da tuz ilavesi yapıyoruz. Un ölçüsü 5 su bardağı ve buçuk 5 ,5 su bardağı arasında değişiklik gösterir. Kontrollü bir şekilde ilave etme, özen gösterin. Ele yapışmayan kulak memesi kıvamında bir hamur değil de bir tık daha sert bir hamur yoğurmamız gerekiyor lavaş hamurunu. Hamurumu yoğurduktan sonra 40-45 dakika kadar mayalamaya bırakıyorum. Hemen geçelim o mayalanırken biz de iç harcımızı hazırlayalım. İç harcı için 250-300 gram kadar kıymaya ihtiyacımız var. 2 orta boy domatese ihtiyacımız var. 1 büyükçe kapya biber kullanıyoruz iki tane de kullanabilirsiniz isterseniz. 3 adet sivri bibere ihtiyacımız var. Ve 2 orta boy kuru soğana ihtiyacımız var. Ben malzemeleri ince ince doğramıyorum. İsterseniz doğrayabilirsiniz. Bu şekilde biberleri, soğanları, domatesleri ayrı ayrı robottan çekiyorum. Bu şekilde sulandırmadan iri bir şekilde robottan çekebilirsiniz isterseniz. Pratik ve kolay oluyor. Bunu da göstermek istedim sizlere. Tencerenin içerisine bir miktar sıvı yağ bırakıyorum. Soğanlarımı robottan erici bir şekilde çekmiş oldum. Soğanlarımı bırakıyorum. Soğanlarım kavrulduktan sonra içerisine kıymayı ilave ediyorum. Güzel bir şekilde kıyma ve soğanı kavurmaya bırakıyorum. Kıyma suyunu salıp çektikten sonra içerisine biberleri ilave edebiliriz. Orta yağlı bir kıyma kullanırsanız çok daha lezzetli olacaktır. Biberleri ilave ediyorum. Biberler de güzel bir şekilde kavrulduktan sonra domateslerini ekleyeceğiz. Domatesleri de aynı şekilde robottan çektim. 2 adet domatesi de karışıma ilave ediyoruz. Birer tatlı kaşığı, bir tatlı kaşığı domates salçası, bir tatlı kaşığı da biber salçasına ihtiyacımız var. Karıştırıyorum bir tur. Bir taşım kaynadıktan sonra bir çay bardağı kadar su ilavesi yapıyorum çünkü iç harcının kuru olmaması gerekiyor sulu bir iç harcına ihtiyacımız var bir çay bardağı ölçüsünde su yeterli olacaktır kaynar su ilave ediyorum mutlaka bir iki taşım daha kaynatmaya bırakıyorum iç harcının kıvamı bu şekilde olmalı bir buçuk tatlı kaşığı damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz tuz ilavesi yapıyorum mutlaka pul biber ilave ediyorum dilerseniz karabiber de kullanabilirsiniz karıştırıyorum ve altını kapatıyorum. Kıvamı bu şekilde olacak. Hamurumuz güzel bir şekilde mayalandıktan sonra işlemeye geçebiliriz. Lavaşlarımızı yapmaya geçebiliriz. Hamuru kabın içerisinde yoğuruyorum. Daha sonrasında tezgahın üzerine alıyorum. Bu şekilde uzunca bir silindir haline getiriyorum. Bu silindirden 12 adet beze elde ediyorum. 12-13 beze yeterli olacaktır mandalina büyüklüğünde bezelere ayırıyoruz. Kesmiş olduğum hamurları pürüzsüz bezeler haline getiriyorum. Bütün hamurda aynı işlemi yapıyorum. İç harcını ve lavaşını sabahtan yapabilirsiniz. Ben genelde akşam yemeği için hazırlıyorum Kayseri yağlamasını. Sabahtan yapıyorum. Akşamleyin de iç harcını ısıtaraktan hemen servise hazırlıyorum. Bu şekilde bezeleri yuvarlıyorum. 12 bezenin 12'sini de yuvarlıyorum. Daha sonrasında tezgaha un serpiyorum. Altına üstüne bolca un serpebilirsiniz. Hamur açmayı bilmeyen biri bile rahatlıkla bu lavaşları yapabilir. Servis tabağı büyüklüğünde açıyorum. Tamamı aynı boyutta olsun isterseniz servis tabağıyla kesebilirsiniz rolet yardımıyla ya da bıçak yardımıyla kesebilirsiniz. Ben kesme gereği duymuyorum. Çünkü kenarlarından çıkan e, hamurlar biraz sert sert oluyor. Daha sonrasında onları işlemek zor oluyor. İsraf olmasın diye ben kesmiyorum o şekilde. Pişiriyorum. Aynı boyutta açabiliyorsanız sorun yok zaten. Bu şekilde büyük servis tabağı büyüklüğünde açıyorum. Kalın olmaması gerekiyor. Dediğim gibi lavaşını iç harcını sabahtan hazırlayabilirsiniz. İç harcını ısıttıktan sonra hemen pratik bir şekilde yemeğinizi hazırlarsınız. Lavaşları bir taraftan açarken bir taraftan da pişiriyoruz. Bu aşamada biri size yardımcı olursa çok daha iyi olacaktır. İnceliğinin bu şekilde olması gerekiyor lavaşlarımızın. Bu arada tavayı ocağın üzerine koyuyorum. Güzel bir şekilde ısıtıyorum. Ve en yüksekte açıyorum mutlaka altına en yüksek gözde pişiriyorum pişirirken de hızlı bir şekilde yaklaşık 1-1,5 dakika içerisinde pişiyor sürekli çevirerekten lavaşlarımızı pişiriyoruz bu lavaşları kahvaltıda da tüketebilirsiniz tantuni yaptığınızda da hazırlayabilirsiniz çok pratik ve kolay oluyor dakikalar içerisinde hemen pişiyor Lavaşları 12 beze ile bir taraftan açıyorum bir taraftan pişiriyorum dediğim gibi bu aşamada ev ahalisinden birinden yardım isteyebilirsiniz. Pişirmiş olduğum lavaşları mutlaka sofra bezinin arasına alıyorum kurumasını engellemek için çok hızlı bir şekilde kuruyabiliyor nemin koruması için bu şekilde sofra bezinin arasına alın lavaşlarım hazır iç harcımın altını tekrardan açtım kaynatıyorum bu işlemi hemen ocağın yanında yapıyorum birleştirme işlemini bütün malzemelerimiz hazırsa birleştirme işlemine geçebiliriz bir adet lavaşı servis tabağına alıyorum dolu dolu 2 yemek kaşığı yemek kaşığından biraz daha fazla oluyor iç harçtan bırakıyorum her tarafına yaydırıyorum Dilerseniz uçlarını daha öncesinde içerisine batırabilirsiniz ama ben gerek duymuyorum. Çok fazla yağlanmış oluyor o şekilde. Bu şekilde her tarafına yaydırıyoruz. 12 bezenin 12'sinde de aynı işlemi yapıyoruz. En az 10 katlı olması gerekiyor Kayseri yağlamasının. Vermiş olduğum malzemelerle 4 kişi rahatlıkla doyuyor. Yine aynı şekilde bütün katlarda aynı işlemi uyguluyoruz. Çok fazla dolu dolu harçtan koymayın. Çok da lezzetli olmuyor çok fazla dolu olduğunda. Ağır geliyor biraz. Her tarafına güzel bir şekilde iç harcını yaydırıyoruz. Videom buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Birbirinden güzel tariflerim gelecek inşallah videomu beğenirseniz beni desteklemiş olursunuz ve yağlamalarımız hazır. Yağlama üçgen bir şekilde e, dörde ayrılaraktan servis ediliyor. Mutlaka yanında yoğurdun katı tarafından sarımsaklı yoğurt yapmanızı tavsiye ederim. Yanında sarımsaklı yoğurtla servis ediliyor. İsterseniz üzerine bırakabilirsiniz. İsterseniz servis tabaklarına bırakabilirsiniz. Yapıp denerseniz mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Olumlu ya da olumsuz yorumlarınızı bekliyorum. Videomu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Instagram sayfam Kat Karıştır Mutfaktan. Facebook sayfam Kat Karıştır Mutfak Ayşegül'den isterseniz beni takip alabilirsiniz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.